Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nı eş genel başkanı Gönül Erdem bizimle birlikte. Sayın Erdem merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir haksızlığa uğradığınızı, bir ayrımcılığa uğradığınızı söylüyorsunuz. Sağlık emekçileri arasında gerçekleşen uygulama, ödemelerle ilgili, ek ücretlerle ilgili vesaire vesaire. Ve bununla ilgili de sendikanızın kısaltması SES ve SES sesini yükseltti. Yurdun çeşitli yerlerinde protestolar gerçekleştirdi. Açıklamalar yani protesto dediğimiz şey açıklama. O açıklamalardan birine bir bakalım. Oradaki konuşmacıya kulak verelim. Ondan sonra sizinle devam edeceğiz. Tabii ki. Güçlü bir artışla taleplerimizi duymaları için son kez uyarıda bulunacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Türkiye'nin çeşitli noktalarından böyle görüntüler yansıdı. Birazdan da biz konuşurken onları ekrana getirecek arkadaşlarımız. Size soralım. Sağlık emekçileriyle ilgili sıkıntı ne? Nasıl bir ayrımcı uygulama gerçekleşiyor? Şimdi sağlık emekçileriyle ilgili sorunlar, sıkıntılar çok fazla elbette ki. Yani hani bugün belki az önce sizin görüntülerde de ifade ettiğiniz ve bizim bugün ve geçen hafta ayın 14'ünde ondan önce de iş yerleri önünde açıklamalar yaptığımız esasında Sağlık Bakanı'nın COVID-19 pandemisine ilişkin yaptığı açıklamaların birinde sağlık emekçilerine 3 ay boyunca tavandan ek ödeme yapılacağına dair bir açıklama yapmıştı. Hı hı. Ve bu açıklama Mart ayında yapılmıştı. Nisan ayında bu ek ödemeler verilmeye başlandı. İkinci bir ay olarak Mayıs ayında verilmeye başlandı. Ve aslında biz o gün Sağlık Bakanı açıklama yaptığında da sağlık emekçilerinin emeğini performansla ölçemezsiniz demiştik. O günde biz bir kez daha performans değil, insan onuruna yakışır, bizlerin emeğinin karşılığı olan, hakkımız olan, iyilik, iyi niyet değil, sadaka değil, emeğimizin karşılığı olan temel ücret istiyoruz demiştik. Ve biz temel ücreti de bugün aslında TÜİK rakamlarının da çok net açıkladığı yoksulluk sınırı olan 7500 liranın üzerine çıkmasını istiyoruz en düşük temel ücretin. Çünkü performansın aslında ne olduğunu biz yıllardır biliyoruz. Biz ilk defa performans adaletsizliğini yaşamıyoruz. Yıllardır performansa göre ücretlendirmenin bizim iş barışımızı bozduğunu, bizim ekip anlayışımıza zarar verdiğini, adaletsiz, eşitsiz, ayrımcı bir uygulama olduğunu biz yıllardır yaşıyoruz ve yıllardır bunu ifade ediyoruz. Yıllardır biz hastanelerde çalışan herkesin bulunduğu, çalıştığı işe göre riskleri olduğunu, herkesin emeğinin, kıymetinin çok özel ve çok önemli olduğunu, bu ekibin halkasından birinin kopması durumunda hizmetin aksayacağını, o yüzden taşeron çalışan temizlik işçisi arkadaşlarımız da, 4D'li çalışan işçi arkadaşlarımız da, hekim arkadaşımızın da, hemşire arkadaşımızın da, laboratuvarda çalışan arkadaşımızın da emeğinin aynı oranda birbirini etkilediği, hizmet sunumunda birbirini beslediğini ifade etmiştik. Ayıramazsınız bunu dedik ama bugün maalesef özellikle bakanın Mart ayında yaptığı açıklama bir kez daha herkese bunun ayrımcılık olduğunu gösterdi. Yani bırakın tavandan ödemeyi. Yine taşeron işçisi arkadaşlarımız bundan hiç yararlanamadı. 4D kadrosundaki arkadaşlarımız bundan hiç yararlanamadı. Sayın Erdem, geçenlerde sosyal medyada, Twitter'da bir hemşirenin paylaşımını gördüm. Yani bu kadar geçirdiği böyle bir süreçte yatırılan ücreti söylemişti. 25 lira mı ne demişti? Ya böyle bir şey, şeyler mi oluyor? Ya dediğim gibi performans uzun süredir zaten ya hiç yatırılmıyordu ya da yatırıldığında böyle çok komik rakamlar 5 lira 10 lira 20 lira yatıran hastaneler vardı. Ama bu Covid'le beraber dediğim gibi o tavandan ödeme yapılacak bir manipülasyon aslında bu. Bakın bugün o açıklamanın arkasında sanki sağlık emekçileri çok büyük paralar alıyorlar, sanki sağlık emekçilerin maaşları çok yüksek, ücretleri çok yüksek gibi bir algı yaratıldı. Yani şimdi tavanı da gördük, biz tavanı da gördük.
Böyle bir kandırmacayı, böyle bir yalanı biz peki. O müjdeden de bir şey çıkmayacağını biliyorduk aslında. Yani o yüzden bugün çalışanlar arasında 20 kata kadar ulaşan farklar ortaya çıktı. Onu bırakın, dediğim gibi hastanede hiç almayanların yanı sıra birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan, aile hekimliklerinde çalışanlar bundan hiç yararlanamadı. Peki Sayın yani, Erden, siz sabah göreve gideceksiniz ama bir 5 dakika daha bekletip bir sorum daha olacak opsiyon seçeneğiniz var mı? Yoksa ama tabii. Çok yorulduysanız şey yapabiliriz, veda edebiliriz. Yok, bekleyebiliriz. Tamam, bir 5 dakika sayın seyirciler, ondan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, Haber Aktif Kriz Masası'nın ikinci bölümünde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Gönül Erden'le birlikteyiz. Sizler de mesajlarınızı gönderiyorsunuz bize. Bir izleyicimiz demiş ki Aleviler sorunlarını dile getirmekle iş bitmiyor. Bu sorunu belli bir eylem planıyla en çok Alevi'nin oyunu alan partiler daha radikal adımlar atmak zorundalar. Aleviler her seçimde seçim malzemesi olmak istemiyorlar demiş Abuzer Bey. Bu daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısıyla gerçekleştirdiğimiz yayınla ilgili göndermiş olduğu bir paylaşım. Bir başka izleyicimiz de demiş ki Erdem Munzur, uzun zamandır verilen hangi sözler yerine getirildi ki sağlıkçılara verilen sözlerin de tutulmadığına şaşıralım bu ülkede. Sayın Erdem, birkaç mesajda da sizin sendikanıza yönelik bir çağrı var. Yani daha etkin olmanızı, emekçinin hakkını daha iyi korumanıza yönelik bir çağrı var. Belki bu konuda da bir değerlendirmede bulunmak istersiniz bize. Şimdi şöyle ifade edelim, biz... Ses olarak 1996'dan beri Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Konfederasyonumuz KESK'le beraber aslında yıllardır bütün emekçilerin, üyelerimiz olsun olmasın, bütün emekçilerin sosyal, siyasal, ekonomik, özlük, hak mücadelesini hep birlikte yürüttük ve bu konuda da aslında dönüp bizim tarihimize baktığımızda bunları çok net görüyoruz. Bugün aslında pek çok kazanımımız yine bizlerin mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkan durumlardır. Kimse yoksa, siz de biliyorsunuz ki bu ülkede hiçbir siyasal iktidar ya bu al hakkınızdır demez. Ve biz mücadele ederek pek çok hakkımızı kazandık. Maalesef bugün bu haklarımıza dönük de bir saldırı var. Ben buradan elbette ki bugün dediğim gibi biz mücadelemizi sadece kendi üyelerimiz için değil, bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için veriyoruz, yürütüyoruz. Ama elbette ki bugün sendikamıza üye olmaya dönük, sendikamızın bir çatısı altında örgütlenmesine dönük pek çok saldırıyı da yaşıyoruz. Pek çok baskıyı da yaşıyoruz. Yani sendikal örgütlenme özgürlüğünün bu ülkede olmadığını da çok iyi biliyoruz. Yine pek çok yandaş sendikanın aslında bu noktada emekçilerin hak arama mücadelesini yürütmediğini bu pandemiyle beraber bir kez daha gördük, bir kez daha ortaya çıktı. Ve ben bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine bir kez daha aslında bu hak mücadelesini yürüten sizin örgütünüz olan SES'te örgütlenmeye, SES çatısı altında birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Biz birlikte mücadele edersek, biz yan yana gelirsek bu haklı mücadeleyi kazanabiliriz. Kazanmamak için hiçbir sebebimiz yok. Çünkü biz haklıyız. Biz fazladan bir şey istemiyoruz. Biz diyoruz ki güvenceli iş, güvenceli bir iş sahibi olup bu şekilde çalışmak istiyoruz. Biz diyoruz ki emeğimizin karşılığı olan, yıllardır sömürdüğünüz emeğimizin karşılığı olan hakkımız olanı istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Peki. Yine bizler diyoruz ki uygun çalışma koşulları, insani çalışma koşulları istiyoruz. Ve bu noktada da dediğim gibi bunları talep etmek tamamıyla bir hak arama mücadelesiyle olur. Bu noktada da biz ne kadar birlikte yan yana durursak, bu örgütlü gücü ne kadar büyütürsek o kadar da kazanırız. Sesimiz o kadar güçlü çıkar. O yüzden bir kez daha herkesi seste örgütlenmeye, sesimize ses katmaya çağırıyorum. Peki. Yan yana gelirsek başarırız diyorum. Peki. Gerçekten en azından hani bu salgın döneminde bu sürecin daha iyi önemine varan, farkına varan, bunu idrak eden insanların çok duyarlı olduğu bir konuydu. Ve gün içinde sesinizi yükselttiniz. Sağlık emekçilerin hakkı ödenmez dediler.
ödemediler. Nitekim ödemediler anlamında dövizler taşıdınız, sloganlarınızı dillendirdiniz, evet. Kamuoyuna sesinizi duyurdunuz. Biz de ekranlarımızda yer verdik. Çünkü bu süreçte ne kadar yorulduğunuzu, ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı gayet iyi biliyoruz. Örneğin siz şu anda bizim yayınımıza bağlandınız ama aslında sabah yine erken saatte nöbetinize başlayacaksınız. Yoğun bir şekilde çalışmanıza başlayacaksınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.